Maçın hakemi Oliver Bryan. Mesut Dedic, antrenör Antonio Postigo ile birlikte. İdmanlarını İspanya'da yapıyor. Antrenör, İspanyol antrenör gerçekten profesyonel boksta sevilen bir sporcu, antrenör ve çok başarılı bir antrenör. Asiklet mücadelesi başlıyor. Bu maç 10 round'luk bir karşılaşma. 10 round'luk bir mücadele. Mesut Dedic Bushmüller'le karşı karşıya. D-Max ekranlarında canlı olarak izliyorsunuz. Gong sesi. Ağır siklette Alman şampiyonluk mücadelesini başlattı. İkisi de düz gard. İkisi de düz gard. Mesut Dedic başlar başlamaz bir anda yerde kaldı. İyi bir yumruk aldı. Bence knockdown vardı orada. 1-19. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Mesut Dedic başlar başlamaz sert bir rakiple karşı karşıya olduğunu anladı bence. Sol direklerle geliyor. Bushmüller. Mesut Dedic'in rakibi. Yes. 39 yaşında Bushmüller. Mesut sollarını kullanırsa bakın vurabiliyor. Yani çift sollarla mesafeye girmesi lazım. Mesut Dedic. Knockout oranı %90 sevgili izleyiciler. 10 maçının 9 tanesini knockout'la bitirdi. Rakip Bushmüller. %65 knockout oranına sahip Kazakistan doğumlu bir sporcu. Kazaklardan nasıl boksörler çıkıyor iyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Çetin bir rakip olduğunu sizlere aktarmak isterim. Son 3 maçını knockout'larla kazandı. Mesut Dedic'in rakibi. Son 3 maçında herkesi knockout etti. Şimdi rakip son 6 maçta, son 6 maçta sadece bir yenilgisi olan bir rakip. Bushmüller. Bushmüller boksu bilen bir sporcu. Bakın her vuruştan sonra sağa sola esniyor. Yani Mensur'sa biraz daha sert duruyor aslında. Gücünü kullanmak istiyor. Daha yumuşak olması lazım. İlk round'un sonunda slow motion'ları izleyeceğiz. Ben açıkçası Bushmüller'den gelen bir darbe sonrasında indiğini gördüm. Hakem bunu knockdown olarak geçerli saymadı. Sanki tekrarını ben izleyeceğiz. Bileğiyle vurdu sanki. İtme vardı sanki. Hep birlikte göreceğiz. Sabırsızlıkla round arasını bekliyorum. Bushmüller. Kazak asıllı boksör. Kuduk şehrinde doğdu. Kazakistan'ın. Bosna Hersekli. Mesut Dedic ile karşı karşıya. Sol direkler devam ediyor. Bu gecenin sonunda sevgili izleyiciler, Deontay Wilder Ortiz karşılaşmasının rövanş maçının tekrarını izleyeceksiniz. Dünyayı ayağa kaldırdı. Tekrarını izleyeceğiz şimdi. Tekrarını izleyeceğiz. İşte bakın. Bir görelim. Avuç içim var. Bir bakalım. Sen ne diyorsun 1-19? Bakın burada sağ direk geliyor ama. Bakın. Bak sağ direk geliyor sonra avuç içiyle vuruyor tamam. Ensenin arkasına geliyor ama bir bakalım. Daha çok bak, bakın. Sağ direk geliyor sonra tamam. Böyle. Avuç kişi yemiş biraz. İşte bu yumruklardan da Matrix gibi kaçtı adeta. Mesut Dedic. Knockdown var mıydı yok muydu? Seyircimize soralım. Tekrar izledik. Instagram'da Bilgehan Demir. Son iletimin altına yorum yapabilirsiniz. Knockdown var mıydı yok muydu? Yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bilgehan Demir Instagram'da. İkinci round. Sol direkte geldi. Mesut Dedic.
Sol direk. Bushmuller press box yapıyor. Mesur Deliç'i yakalama peşinde. Sol direk geldi şimdi tekrar. Son 3 maçında korkutucu lockoutlar yaptı Bushmuller. Kazak asıllı Alman boksör. Ve şimdi çok net bir darbe. Mesur Dediç'ten sevgili izleyiciler. İyi yakaladı orada. Mesur Dediç. Bosna Ersekli. Kazakistan doğumlu. Almanlar bir dönem Kazakistan'a gittiler. Ve Kazakistan'da uzun süre kaldılar. İşte hani bizim vatandaşlarımız gurbetçi olarak Almanya'ya giderler ya. Aynı şekilde Bushmuller de Almanya'ya gitmişti. Christina Hammer'ı bilirsiniz. O da Kazakistan doğumlu Alman kadın boksör. İşte o da Alman gurbetçisi olarak Kazakistan'da yer aldı. Bushmuller. Sağ sol direklerle gitti. Mesur Dediç'in üzerine. Mesur'un kondisyon sıkıntısı görünmüyor şu ana kadar. Etkilenmedim bu yumruklardan bakışları Kazak boksörde. Şimdi Karaciğer'e yöneldi. Penaltı vuruş var. Etkilenmedim ben diyor Mesur Dediç. Sağ direkte gitti üzerine. Aynı anda sol direkler. İkinci roundda taktik savaş devam ediyor. Yine sol direkler. Bushmuller yanına sokulmasına izin vermedi. 10 roundluk ağır siklet mücadelesi bu. Almanya şampiyonluğu için. Sol koşa giriyor. Seyircilerimizin yorumlarını açıkçası gerçekten merak ediyorum. Bakacağım. Knockdown yoktu tabii ki de. İterek düşürdü diyor. Sedat adlı bir arkadaşımız. Yıldırım apaydın iterek düşürme var diyor. Batuhan Yerdelen. Knockdown yok diyor. Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı da seyirciler arasında yer alıyor. Evet, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı 2003'te kuruldu. 3 büyükler arasında ilk Beşiktaş'taydı bu. Süper Lig mücadelesi veriyorlar. 2012'de Euro Lig'e çıktılar ve 2 şampiyonlukları bulunuyor kardeşlerimizin. Üçüncü round'dayız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı da bizlerle birlikte mücadeleyi pür dikkat takip ediyorlar. Tekerlekli sandalyeliler arasında biliyorsun engelliler arasında da boks karşılaşmaları yapılıyor dünyada. Evet. İnanılmaz izledin mi onları? Evet. Acayipler değil mi? Engel tanımıyor hiçbir şey. Gerçekten engel tanımıyorlar. Ve inanılmaz dövüşüyorlar. Hayata tutunmak lazım. Bir şekilde tutunmak lazım. Hayat her zaman devam ediyor çünkü. Üçüncü round'dayız. Keyifli geçen bir üçüncü round, karşılıklı darbeler söz konusu. Mesur Dediç'in rakibinden ziyade kendi oyun planı var. Bakın sağ direk, aparkat sol, Bushmuller'de. Etrafında dönüyor, o press box'u bıraktı. Mesur Dediç şimdi biraz pres yapmaya başladı rakibine. Mesur Dediç'in daha önceki karşılaşmalarını da anlatmıştım. Sonuna kadar kovalayıp iş bitiren bir boksör.
10 maç, 10 galibiyet, 9 knockout. Rakiplerine bugüne kadar 4. raundu göstermemişti. Son maçındaki Muhammed Ali Durmaz karşılaşmasındaki puanlı galibiyeti dışında knockout ettiği rakiplerini en fazla 3 round oynattı. Soldrek. Bushmuller eğer 4. rounda çıkarsa Mensur Dediş karşısında direnebilen, 3. raundu geçebilen 2. boksör olacak. Bu mücadelenin hemen ardından Umut Cankıran'ın unvan koruma maçı var. Ebu Esternol şampiyonluk kemer koruması Sırp rakip Mirko'ya karşı. Oliver Bryan maçı hakemi. İkisinin de hedefleri söz konusu. Bushmuller devam etmeyen, iyi devam etmeyen bir kariyeri vardı. Sonra bir toparladı. Son 6 maçta 5 galibiyet aldı. Son 3 maçında rakiplerini knockout etti. Sert yumruklar kendisini gösteriyor şu anda Mesut Dediş'ten. Ringde resmen duvarlı var. Değerlendirmeyi alıyoruz 1.39'dan. Şimdi Mensur tabii ki indirici yumruğu bulmak istiyor ama baktığımız zaman da öbür tarafta tecrübeli bir boksör var. O da round'u çalıyor. Yani çalışıyor. Dolayısıyla Mensur'un bana göre biraz daha vites arttırması lazım. Daha net vuruşlar yapması lazım. Dördüncü round başlıyor. Dördüncü round. An itibariyle Bushmuller de Mensur Dediş karşısında dördüncü roundu görmüş vaziyette. Muhammed Ali Durmaz 8 roundluk maçı puanla kaybetmişti Mensur Dediş'e. Muhammed de çok önemli sporcularla mücadele etmişti ama Mensur biraz daha iyi antrenman yapmıştı, gücünü kullanmıştı. Uzun round sonunda da nakavt ederek kendine özgüveni gelmişti. Belki şu anda aynı şeyi düşünüyor olabilir belki. Çok iyi bir sakroşa geldi Bushmuller'de. Bushmuller'in vücuduna çalıştı. Sol koşa serseri yumruklar devam ediyor. Gerçekten çok sürpriz yumruklar çıkartıyor Bushmuller. Ümraniye Haldun Alagaş spor salonunda İstanbul'da heyecan devam ediyor. Bushmuller adım adım Mensur'un üzerine gidiyor. Mensur'un da bu kariyerinde ilk kez 10 rounda çıktığı maç. Daha önce bütün karşılaşmalarına şöyle bir göz attığımızda iki kez 8 roundluk karşılaşmalara çıktı. Birinde 2. roundu knockout etti. Birinde 8. roundu puanla bitirdi. Bu da ilk kez 10 roundluk mücadelesi. Rakip bugüne kadar 4 kez 10 roundluk karşılaşmalara çıkmayı başardı ve bu 10 round bitiren boksörler arasında yer alıyor Bushmuller. İlk kez Türkiye'de maça çıkmış vaziyette. Çin'de, Almanya'da, Amerika'da, Polonya'da maçlar yaptı Bushmuller. Ve Türkiye'de. Sol direkte yaklaştı Mensur Dediç. Ring zekası
Ring IQ'su yüksek bir boksör. Boksu biliyor. Boksu çok iyi biliyor. Yani manevra yapıyor, atak yapıyor, savunma yapıyor, kontrol atak yapıyor. Ama fiziksel gücü yok fazla. Yani indirici yumrukları yok. Seyircilerimiz de birinci round'da knockdown olmadığı konusunda genel itibariyle hemfikirler. Benim sorduğum soru orada, o sağ direk sebebiyle mi indi? Yoksa eliyle iterek mi? Sol kroşeyi biraz enseye doğru gelmiş. Aparkat sağ kroşe. Başlar başlamaz, daha 10 saniyede oldu onlar değil mi? Kesinlikle. Aslında orada Bushmüller biraz dişini göstermek istedi. Rakip biraz hani cesaretini kırmak istedi. Ama tabii kırdı da bence. Ya kırmış yani. Şu anda bana göre Mansur'un taktiği şu. Mansur kondisyonuna güvenip yani ona göre tam atak yapmıyor. Biraz bana göre fiziksel gücünü kullanacak. Yıpratması lazım. Dört round bitti. Özellikle buradan sonraki roundlar çok daha kritik olacak. Bakın burada çok iyi bir sağ kroşe gelmiş rakipten. Evet. Mansur'un da sokması lazım yumrukları gardın içinden. Çok diyorum ya, ringi çok iyi kullanıyor. Oyun zekası da yüksek. Nerede kaçacak, nerede yaklaşacak ezberlemiş. Geriye doğru çekiliyor. Mesur Dedic. Sol direği çok iyi vurdu. Sağ direk geldi tekrar. Ve mükemmel bir sağ daha vuruyor. Mesur Dedic. Daha sert yumruklara başvuruyor. Bushmüller'e de bir şey olmuyor, onu da söyleyeyim. Taş gibi kafası var gerçekten bir otopuz. Sert sporcu yani, tecrübeli bir sporcu. 30 küsur yaşında ama yılların tecrübesi var. Amatör kariyeri de var aslında onun. Bushmüller 39 yaşında. Mansur Dedic 34 yaşında. ...16 galibiyetinin 13 tanesi knockout'la Bushmüller'in. Kafasıyla itiyor. Problem teşkil ediyor Mansur Dedic'e sürekli. İterek önünü aldı şöyle bir. Karaciğere sokuldu. Mansur Dedic'i yavaş yavaş yıpratmak niyetinde. Aparkat geldi. Sağ kroşe vuruyor Mansur Dedic. Mesur Dedic kapalı rakibini açmaya çalışıyor. Sol koşaydı bir tane. Tekrar adımlıyor. Sol direkte geldi Mansur. Bosna Hersek'te boksör. Sağ sol koşular yeniden. Bir sağ direk geldi. Mesut Dedic sol koşu aldı bir tane. Vücuda çalıştı. Aparkat denedi. Ve bir sol yatırdı. Sayıyor. Sayıyor. Çünkü hakem stop dememişti. Hakem stop dememişti. Çok enteresan bir olay. Knockout. Çok enteresan bir otopuz. Ne oldu? Sanki aşağı yumruk geldi diye durdu.
Ama sesi geldi diye mi durdu? Bel altı yok, bel altı diye durdu. Bel altına vurdu diye durdu. Ama tabii hakim stop demediği için durmamanız lazım. Biliyorsunuz bunu Ortiz Victor Ortiz'le Mayweather yapmış, durmuştu. Tak. Hatırlıyor musun? Nakavt olmuştu. İşte bakın. Nakavtun geldiği yer burası. Bel altı bir şey yok burada. Kesinlikle yok. Ve burada bir sol direk attı. Bana göre şu anda Mansur doğru olanı yaptı. Çünkü o boksör bekler fırsatı. Ha, aşağı vurmuşsa bakın burada bir şey yok. Aşağı yok. Yok aşağı. Aşağı. Yok. Aşağı. Hakem orada stop tabii da demedi. Gördü çünkü hakem. Oyunu yumruk bıraktı. Var. Temiz yumruk var tek orada. Tek yumrukta yıktı. Bakın aparkat geldi. Tekrar izledik. İşte o avantajı kullandı ve seyircilerimize bir kez daha sormak istiyorum. Karar doğru mu? Karar doğru mu? Bilgehan Demir Instagram son iletimin altına lütfen yazınız. Şimdi ringte her iki boksörü davet edeceğiz yanınıza. Ali Eren Demir Esen de izleyiciler arasında sevgili izleyiciler. Az önce ekranlara geldi. Bir kez daha geliyor. Ağır sikletteki bir başka yıldızımız Umut Canpınar'la birlikte muazzam bir gidişatı var. Efe Ajakbey Amerika'da kaybetti ama Amerika'da ayakta alkışlandı performansı. İnşallah yine büyük işler yapacaktır diye düşünüyorum 1.39. Ali güçlü bir sporcu, beğendiğim bir sporcu. Evet, Umut Canpınar karşılaşması başlıyor artık. Maça doğru programına giriyoruz. Maça doğru. Çok enteresan. Çok çok enteresan. İlginç bir olay yaşandı. Müsabakayı 5. round'da 2 dakika 59. saniyesinde nakavtla kazanan BBTV Almanya Arslet Süleymani Temel sahibi. Hakemin elini tutmuyor. İşte buluşuyor şimdi kemeriyle, alkışlarınız eşliğinde elbette. Bosna-Hersekli sporcu Mansur Dedic. Genel itibariyle sevgili izleyiciler, haklı buluyorlar Mansur Dedic izleyicilerimiz. Şu anda bir revanş talebi var sevgili Bilgehan Demir. Eugen, you want a rematch? Ich rede Deutsch. Das war ein Fehler von mir. Ich habe mich weggedreht nach diesem Schlag. Man hat mich nachgeschlagen. Jeder, der Ahnung hat vom Boxen, weiß, was das ist. Und ich bin schon seit 30 Jahren im Boxsport. Und das ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Und zweites Mal, es gibt ein Rematch. Okay. Bir rövanş istedi. Öncelikle çeviriyi aktarınız. Sonra da Mansur tarafından nasıl bir görüş gelecek onu duyalım. Arkadaş diyor dönmüş ama kendi suçu zaten. Dönmeseydi öyle yapmasaydı öyle olmazdı. Kaybetti, Boki kazandı. Boki daha iyi. Peki rövanş için ne diyoruz? Mansur, he wants a rematch. Yes. So are you ready for this? Are you up to that rematch? Anytime, any place. Her zaman, her yerde hazırım diyor Mansur Baki Dedic. I think you should have intervened because it turned. Yeah. So and he waited because you didn't say anything. Değerli izleyiciler, boksta bir olay var. Fırsatı yakaladın mı tepmeyeceksin.
Yoksa maçı kaybedersin. Mensur Dediç'in yaptığını ben burada doğru buluyorum açıkçası. Eğer arkadaşlarım Kerim Beşer pozisyonu tekrar oynatırlarsa ben buradan yorumlamaya çalışacağım. İşte bakın burada kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşlar. İşte bakın burada. Bel altı var mı? Yok. Aparkat var mı? Var. Burada bıraktı. Hakem devam diyor. Bir tane geliyor, indiriyor.